Herkese merhaba. Bu haftamızın konusu aykırı parfümler. Bu parfümleri aman ha kapalı ortamlarda, evde falan sıkmayın, kullanmayın. Azıcık cesaretiniz varsa, farklı olmak istiyorsanız, aykırılıktan hoşlanıyorsanız, bu parfümleri seve seve kullanırım diyorsanız, o zaman açık alanda kullanmak için bu parfümleri not alın. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Aykırı parfümleri severim. Ne olacak ya, ben zaten aykırı bir tarzın öncüsüyüm diyorsan hazır ol. O zaman seni öncü parfümlerinden biriyle tanıştıracağım. Zoologist Tyrex. Şimdi işkenceye başlıyoruz arkadaşlar. Bu videonun katili altı. Bu videonun tasarımcısı benim. Ve şimdi ben bu bütün parfümleri tek tek her defasında sıkıp Duygu'ya koklatacağım. Şaka. Bakma bana öyle. Yani bu parfümde şimdi ben sana buradan koklattığım zaman olmaz ki. Sıkacağım ama ki ben seni. Ama biz evdeyiz ya. Ama bu parfümler sanat eseri. Ya tamam, sen beğenmiyor olabilirsin ama bu parfümler bana göre. Benim stilimi bilenler biliyor zaten. Şimdi ben kendimden ne yapayım? Çok, ödün mü vereyim yani? Çok şu an gerildim ha ya. Gerçekten. Ya, mesela şey vardır. Evet. Kötü parfüm diye bir şey yoktur biliyorsun değil mi? Kötü parfüm değil. Evet, bana uymayan bir parfüm bu arada. Evet. Yani... Ama çok zor. Bu parfümler gerçekten çok zor. Bunu sıkacak mısın ya? Evet. Bir tane kağıt. Ben almışım buraya, bir dakika. Bir dakika şimdi bak. Bak şimdi şu tatlılığa bakar mısın? Bak şu üstündeki, Allah'ım. Ne kadar şirin bir karakter. Tam bir anime. Görüyor musun? Bak. Bak şimdi. Uzun sık var ya. Küçük. Hadi minnacık sıktım sana bak. Acıdım. Aman tanrım ya. Evet, deneyebilirsin. Ya gerçekten ilk sıktığında bu yakından koklanmaması gereken parfümlerden. Of. Ya parfüm zaten ama bak şimdi. Şimdi bu parfüm Tyrex neyi temsil ediyor? Dinozorların sonunu temsil ediyor. Evet. Dinozorların tam sonu olarak nasıl gelmiştir? Oradayız. Biliyor musunuz şu anda ama? Ya göktaşı düşmüş, ortalık yanmış, bitmiş, kül olmuş, tamam mı? Her şey kokuyor. He, bütün dinozorların artık fosilleri çıkmadan önce ne yapmış? Hepsi kadavra şeyine bürünmüş. Bu dinozor arada... ölüleri. Ortalıkta yanan is, duman, kaos ortamı. Anladın mı? Bu parfüm bu. Yani bunu anımsatıyor mu? Bunu sana geçiriyor mu? Ama geçiriyor. Geçiriyor evet tabii. Evet, buram buram geçiriyor kesinlikle. Ha. Oy. Ya şöyle söylemem gerekiyor. Açılışı bence daha zor. Yani evet. İlk kokladığım an çok zor. Dayanılmayacak boyutta ama şu an yani... Daha iyi geldi. Yani güzel diyemeyeceğim bu parfüme de. Daha iyi geldi diyeceğim. Gerçekten zor bir parfüm. Kesinlikle kapalı ortam kokusu değil. Altında bahsettiği gibi yani farklı bir tarzı var. Değişik kokuyor. Yani bu tarz parfümlerin tütsüler, açıkçası ben dumanlar. Çok hoşlanmıyorum. Ve kapalı ortam kokusu olduğunu da kesinlikle düşünmüyorum. Yani bunu bir ofiste, bir toplantıda falan kullanmaya kalkmayın aman ha. Yani anlaşmanız bozulabilir yani o kadar. Ve anlaşması tam tersine hemen bir an önce bitebilir. Yani adam direkt fes. Yok fes değil, hemen imzalayıp ben kaçayım der yani. Yok bence olumlu sonuçlanacak bir herhangi bir şey görmüyorum. Anlaşma imzalatır bu anında. O kadar söyleyeyim ben sana. Diyorsun. Ayağım yok, fazla koklayamayacağım. Ya, tamam sen kokla, ver koklamayı. Doyamıyorum ben. Doyamıyorsun. Evet, çok güzel. Ya bana göre acayip güzel bir parfüm. Yani benim için parfüm evet. Nedir? Budur. Evet. Parfüm çünkü dediğin gibi benim için bir sanat, bir kompozisyon. Yani sanat için yapılmış bu. Parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Genel beğeniye uygun değil. Bu tarz evet. Parfümler zaten uygun olmuyor. Yani sadece belirli bir kitlesi Hı-hı. var. Ona göre yapılmış. Bu tarzı sevenlere hitap edecek. Bir tanesi diyorsun. Şöyle söyleyeyim, hani daha bunun daha dozajları artı gelecekler. Ben sana söyleyeyim. Bu parfümleri nereden? Bu parfüm genel beğeni uygun sınıfında sokacağım yani biraz sonra. Ben öyle söyleyeyim sana. Dedim ya. Biraz sonraki kokacaklarını görünce. Başım zordu ama hani sonra seni bir tık daha iyi daha geldi. Daha neler gelecek arkadaşlar biliyor musunuz? Of. Ya bak beni beğenmedin. Benim gibi aykırı tarzı sevenler, yani bu şekilde sanat peşinde koşanlar. Hani yolu mutlaka Tyrex'ten geçmeli diye düşünüyorum. Hani zor parfüm nedir? Aykırı parfüm nedir? Bunu size yaşatacak olan parfümlerden bir tanesi. Yaşatmakta kalmayacak, o ortamın içine sokacak. Dinozorların ölümünü kendi gözünüzle göreceksiniz. Göktaşı düşecek, ortalık is, duman, alev, yanan reçineler, odunlar. Ya bak, sanat bu. Sanat bu bak, yani bu sanat. Sanatınızı dışarıda yaşayın arkadaşım. Ben içeride yaşamak istiyorum. Yok. Tamam sen koparış konuşmasını yap. Ya bak bunu düşünemiyorum. Migreni falan olan benim yanında sıkıntı falan düşünemiyorum yani. Yazık, hastanelik o kadar yani. Sen koparış konuşması yap ben. Ya ne yapayım bak, ya şöyle sen? Yapayım. Bak sen kapalı konuşmasını hemen yapacaksın. Bak şimdi şöyle yapayım.
aykırılığıyla ön plana çıkmak isteyen sevgili beyefendiler. Hanımefendiler zaten olmaz. Yani mümkünatı yok hanımefendi olmaz. Böyle değişik tarzda, farklı, fark edilir. Ben buradayım diyecek olan parfümlerden bir tanesi. Tyrex. Ben buradayım der. Tyrex. Kesinlikle der. Kesinlikle ama kesinlikle. Mutlaka tavsiye ettiğim parfümlerden bir tanesi. Markanın en çok satan parfümü. Evet. Gerçekten. Sanat, bak millet sanat biliyor. Sanat biliyor millet. Millet biliyor. Biliyor tabii. Bizim müşterilerimiz bilir sanatı. Ya bunu kullanan seviyor da kullanıyor. Tabii tamam, ona neyse, saygımı kapan. Sonsuz ama kesinlikle genel beyin uygun bir parfüm değil. Nasıl genel beyin uygun parfüm? Ortam ya bak şu anda değil. Ben bunu sıkayım dışarı çıkayım herkes sorar parfüm ya. Evet. Bir diğer parfümümüze geçelim. Tamam peki geçelim o zaman. Aykırı parfümlerden devam ediyoruz. Bir sonraki parfümümüz Montale Haute Couture de Arabiye. Altı bu parfümleri nereden seçtin geldin gözün seveyim. Ya şimdi sen bu parfümü bilmiyorsun. Ama bu parfüm ne biliyor musun? Ne? Lucatori'nin Montale ve Mancera serisinde 5 yıldız verdiği tek parfüm. Yemin et. Vallahi bak. Bak şimdi ben sana koklatacağım biteceksin. Artık biteceksin bak, demek ki. Tabii biteceksin bak. Biteceksin ne olur. Buyurun. Diğerine göre bence daha iyi. Aa. Evet. Hani yoğun ama daha güzel bence. Tamam. Bu parfüm bir de neyin öncüsü biliyor musun? Bir tık tık var böyle bir şey benzettim gibi ama. Bu parfüm Frederick Bell The Night'ın ilham kaynağı parfüm diyebilirim. Ona benziyor evet. Bak şimdi deyince daha oturdu. Aa ya yani beyindeki damarların bazılarını zorlayacak. Tarzı bir parfüm. Ama yine söylüyorum bence Tyrex'e göre daha kolay bir parfüm. Daha kolay diyorsun. Bana göre. Ya, bak bu parfüm ne biliyor musun? Bu parfüm mezba parfümü ya. Mezbaya gitmişsin. Yok be. Ortalık kan revan içinde. Ben böyle deriler, meriler falan filan evet, böyle kokuyor. Evet deri var ama o tarz bir ortam canlanmaz ama benim Allah gözümde. Allah. Mesela Oğuz mesela burada çok önemli kullanmış. Çok iyi niyetli düşünüyorum. Ya, sen yok. Sen Tyrex'ten sonra artık şu anda sana her şey şey geliyor. Çiçek bahçesi gibi gelmeye başladı. Ama Oğuz kuyuda arabayı ben sana bunu sıkarken ben dedim ki eyvah dedim yani ben nasıl şimdi vereceğim diye düşündüm. Aa. Sen çok ilginç bir tepki verdin. Çeşittin beni. Şaşırttım seni. Ya demek ki bildiğin gibi değilim. Ama kompozisyon olarak gerçekten çok farklı. Çok tarz. Şey böyle hani kalite hissiyatını geçiren parfümlerden bir tanesi. Yani ama. Hani diyorum ya. Yani hani karışık, zor. Bana uyar mı? Hayır uymaz. Şimdi, kapalı ortam kokusu da değil tamam. Ama. Lucatori'nin 5 yıldız verdiği 4. parfüm yoktur. Yani bu parfüme adam 5 yıldız vermiş. Yani çünkü niye? Kompozisyona göre işliyor ve kompozisyon gerçekten müthiş derecede akıcı. Yani en ufak bir sekme yok ve hani o girişinin gelişmesi, sonucu falan hepsi ayrı ayrı katman katman işlenen parfümlerden bir tanesi. Yani bunda mesela Oud mesela çok animalik kullanılmış, çok karanlık kullanılmış. Aynı zamanda queer yani deri de aynı şekilde animalik kullanılmış fakat onu destekleyen mesela diğer işte çiçekler falan filan var mesela. Hani nasıl diyeyim ben sana? İsviçre'de düşün kendini. İsviçre'nin Alplerinin dağ yamacındasın. Orada bir tane mezba var. İnekler filan kesiliyor şey yapıyor falan filan. Hani ortada kan revan içerisinde ama o yeşilliğin çiçeklerin birleşmesiyle beraber dışarıya vuran koku diyebilirim ben kendisine. Tabakhane diyorum ben. Tabakhane kokusu bu. Derinin işlendiği atölye. Yani. Anladın mı? Deriler, veriler falan filan böyle hayvan sandım. Evet. Yani deri parfümlerini seven ama bence sevebilir bu parfümü. Hani böyle çok zor, ağır bir parfüm değil. Ben mesela deriden çok haz etmiyorum notu olarak. Ama yani bu yani kullanına saygı. Kapalı alanda kullanılır mı mesela? Yok. Yok zorlar ya. Yani şu an ortam çok fena kokuyor. Bayağı kokuyor. Performansı bence çok ultra falan evet. Yani. Montalya'nın hangisi zaten düşük yani, performansı ki? Hepsinin evet, performansı evet, çok evet, yüksek. Evet, evet. Ama dediğin gibi bu sadece performans parfümü değil. Evet, evet. Bu farklı bir tarz, farklı bir yapıt. Dediğin gibi hani bu sanat için yapılmış olan bir parfüm. Yani siz de bu tarzda parfümlerden hoşlanıyorsanız, diri parfümleri seviyorsanız hani performansıyla iz bırakacak parfümlerden evet ama açık alanda kullanılması gereken parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Yani güzel, iddialı ama açık alanda. Aykırı parfümlerden bahsederken altı listeye onu da eklemiş. Etat Libre de Orange, Rien, Intense Incense. Aman Allah'ım. namını biliyorum ben bu parfümü. Biliyorsun değil mi? Ben bak şimdi ben sikim de. Sen namını o zaman gör daha iyi. Ya. Ben parfüm hakkında sana ufak ufak bilgi vereyim mi? Ya bu videonun mağduru niye ben oldum? Bu parfümü biliyor musun? Ne? Ya bak bu parfümü tut. Şöyle. Hı. Sen şimdi bilmezsin ama sanayi ortamında şey vardır böyle. Sanayi ortamında girdiğin zaman
Onu ya mazot kokusu direkt. Hani bir sanayi ustasının üstüne sinmiş mazot, yağ, böyle metaliklik ne ararsınız içinde olan bir parfüm diyebilirim ben kendisi için. Bir daha çekemeyeceğim içime. Simsiyah, koyu karanlık ama. Ay çok fena. Çok iyi ya. Bunun şeyi var. Bizim forumda Mete Hoca vardı. Kulakları çınlasın. Anasını anlatıyor bir gün. Şeye binmiş. Taksiye biniyor. Bu parfüm üstünde. Evet. Taksici bakıyor. Abi diyor bir yerden diyor mazot kokusu geliyor diyor. Yazık. Ya bizim diyor arabada diyor benzinli diyor ama diyor bu koku nereden geliyor diyor. Tamam mı? Adama bakıyor üstü başı şık giyimli. Hani ondan gelmeyeceğini düşünüyor. Ama halbuki buram buram bu kokuyor. Gerçekten burnuma fazla tamam, yakın peki. Tutmak. Ben şöyle sallayırsam uzaktan kokla. Altı kokuyor. Lütfen gerçekten zor. Çok zor. Çok zor. Of baş artırıyor. Vallahi. Benim başıma beynine vuruyor. Vurdu. Ben seviyorum. Bak diğerlerini koklayamayacağım galiba. Bak ben seviyorum ama. Tabii yani sevenleri var bu. Yani bu bak parfüme... mola veririm yani bu parfümden sonra. Bu parfümü ben sabah kadar çekerim. Yani bu seriyi ben çekeceğim. Çünkü bu benim karakterim abi. Evet, anladın mı? Ay kıramam. Ne o çiçek böcek bilmem ne falan yani. Fıstık gibi bak. Adam dediğim böyle kokacak. Ya. Dışarıda kokusun adam. Ya. Mazotlu kokacak böyle yağlı, madeni yağ. Gerçekten yani. Bir de yani markanın öne çıkan parfümler arasında evet, yani. Evet en seviliyor. Bir tane daha var. Secretion Macrificus diye bir şey var. Onu bulsaydım onu alacaktım ben. Getirecektim de yok elimde. Asıl o çok fena kokuyor. Onun tarzı başka. Farklı bir şeyler esinlenilmiş. Onu söylemek istemiyorum şimdi burada ama araştırın. Anlarsınız ne demek istediğimi. Siz de Rien Intensivesle tanışmadıysanız ve bu tarzı merak ediyorsanız. Kendine razı da düğünlenir öyle. Deneyebilirsiniz. Mikro parfümlerden devam ediyoruz. Arada küçük molalar yapıyorum, nefes alıyorum. Yoksa bu video benim için inanılmaz zor bir hale geliyor. Evet, bir diğer parfümü altın. Christian Dior markasına ait Leather Oat. Yani hususi seçtin herhalde bu derileri. Ya ben seçtim ama bak bunu şimdi buraya koymamın sebebi biraz daha nefes almam. Bu çünkü diğerleri kadar çok çok zor değil ama benim için hani favorilere girecek olan parfümlerden bir tanesi deri alanında. Yani. Birçok kişinin de zaten Dior markasındaki favorisi erkek. Yani bu işi anlayanların favorisi diyebilirim ben. Hemen sıkmak istiyorum ben sana. Deneyim. Yani. Bu arada ben deri parfümlerinden çok haz etmiyorum. O yüzden deri parfümlerine çok yaklaşmıyorum. Benim başımı hemen ağrıtabiliyor ve başım ağrıyınca tutunca bütün günüm mahvoluyor. O sebeple olabildiği kadar kendimi deri parfümlerinden uzak tutmaya çalışıyorum. Hoş sevdiğim deri parfümleri de var bu arada. Oy. Bu ne? Bu daha iyi ama ya diğerlerine göre. Bak bakalım. Şu an bir tık daha iyi bence. Evet. Bu daha kullanılabilir. Tarzda. Evet, evet. Yani bence hani yani, yine çok büyük tecrübe isteyen bir parfüm ama o tecrübeye sahipseniz eğer bu hani leather ve oud yani deri ve oud birleşimi olan parfümlerin arasında direkt yok. Başa koyacağınız parfümlerden bir tanesi. Dediğim gibi ben. Deri ve oud iki zor notalı parfümün ismi bile leather oud zaten. Hı-hı. Hani ikisi bir araya gelmiş hani en kullanılabilir bu olabilir belki yani. Evet. Yani bunu eğer taşıyabilirsen gerçekten lüks ve karizmasını sana fazlasıyla geçirir. Bak bu açık alanda bence çok daha güzel kokacak. Çok daha güzel kokabilir. Aynen. Yani bunu dediğim gibi biraz nefeslenmen için koydum ben. Hı-hı. Yine zor parfümler arasında koydum ama. Yani illa her şey zor değil. Dediğim gibi ben kendime göre çok sevdiğim fakat insanlar tarafından zor karşılanabilecek olan parfümleri daha çok. Aykırı diyeceğim tarzdaki parfümleri koymaya çalıştım buraya. Leather Oud da onlardan bir tanesiydi. Ama dediğim gibi bu diğerlerine göre kullanılabilirlik açısından daha kolay. Daha evet. Neler gelecek arkadaşlar sen düşün. Allah yardımcımız olsun. Siz de deri ve oud parfümlerini seviyorsanız ve bu birleşimden haz duyuyorsanız ortamda iz bırakmak istiyorsanız bu parfümle kesinlikle iz bırakabilirsiniz. Bence açık alana çok yakışacak. Diğer kokladıklarımdan ziyade daha çok beğendiğim parfümlerden bir tanesi oldu. Dior Price serisinin de bu sırada performans bakımından en güçlü. İyi parfümlerinden bir tanesidir kendisi. Evet, evet bayağı onu özellikle belirteyim. İz bırakmak istiyorsanız Leather Oud'a bir göz atabilirsiniz. Aykırı parfümlerden devam ediyoruz. Yine altını seçmiş olduğu Zoris Hyrex. Ne yaptın? Nasıl seçtin bunları sen benim için? Şimdi sen, şimdi çoğu kişi mesela Hyrex'i bilir ama Hyrex'i kimse bilmez. Evet. Bu parfüm yani Zoologist markasının en zor parfümlerinden bir tane. En zor parfümü. Bir tanesi değil. En zor parfümü. Yani Hyrex bunun yanında evcilik alır. Hani bu Hyrex'i tutar. Üstüne bir tane kement atar. Onu o şekilde sürer yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi ben sana ufakça bir sıkacağım. Bunu sıkmasak mı? Yok. Sen rahat ol. Bir dakika. Allah'ım. Of.
Sen bile diyorsun. Ben bile diyorum. Gerçekten. Al bakalım bak. Ay Altu. Gerçekten bu ne? Çok zor. Çok fazla koklayamayacağım. Ne bu? Hayvan kokuyor. Aşkım içinde 3 tane zaten 4 tane şey var. Hayvan notası var sadece. Hayvan kokuyor zaten. Yani kunduz yağı mı istersin, sivet mi istersin? Böyle nasıl diyeyim ya, hayvanlar toplanmış sahneye gitmiş gibi. Vallahi bak, ıslanmış öyle. Hayvan kürkü gibi kokuyor. Böyle bak, evet. Bak hayvanları toplamışlar. Sanayiye götürmüşler. Mazot, benzin ne varsa böyle ortamda böyle hepsi karışık kokuyor. Ya çok çok zor. Çok benim için zor bir parfüm. Of. Of diyor ya. Bak acayip şekilde bir şey kokusu geliyor bunda. Bunun ne diye of. Of, gübre kokuları. Evet evet. Bak. Hepsi var. Bak Altuş. Gübre var. Ondan sonra şeydeyim şu anda. Gülemiyorum artık. Şey kahvesinde. Ne derler? Mahalle kahvesindeyim. Okey oynuyorum. Ama diğer taraftan tuvalet kokusu geliyor. Anladın mı? Orada şimdi erkek izleyiciler çok iyi bilir. Öf, çok iğrenç. Ama gerçekten çok kötü ya. Bana bile kötü. Yani Tyrex diyorum ya, Tyrex bunun yanında evcil hayvan kalmış yani. Ben şu an düşününce mi Tyrex daha kullanılabilir galiba. Tyrex daha kullanılabilir. Arkadaşlar yani bu... Tyrex sensiz devam. Hyrex no. Hani, affedersin ama üstüne hayvan yani, dışkılamış gibi ya. Yani şöyle söyleyeyim, bence bu parfüm sanat için yapılmış. Sadece beni koklasınlar ve bir daha asla koklamasınlar. Tamam da bana bile çok ağır geldi ya. Valla. Yani tamam, ben biliyorum kokuyu da tamam. Ama yani bir iki defa şey yaptım tamam, sadece. Tamam bak, bence fazla koklamayalım. Kokladım ama aynen. Bu şekilde kağıttan ve yakından koklayınca gerçekten çok kötü. Siz de farklı olmak istiyorsunuz, farklı kokmak istiyorsanız. Yani ben dayanırım, ne olacak ki, biz ne kokular gördük diyorsanız anca öyle koklayabilirsiniz. Bu ben falan. Onu yapamadım. Yani anca öyle koklayabilirsiniz. Hyrex burada. Aykırı parfümlerden bir diğeri ise... Maître Parfumeur'un Oud Extravagant parfümü. Yani bu da herhalde denediğim parfümlerden bir tanesi değil bence. Değil. Evet. Deneyemezsin sen bunu. Gerçekten. Evet. Yo ama bak, oud demek bu demek, biliyor musun? Oud bu. Şimdi gerçek oudun nasıl olduğunu bilmeyen arkadaşlar için özellikle ben şunu söyleyeyim. Gerçek oud kokusu budur. Şöyle bir kokla. Şimdi gerçekten. Sen şey yap, ben... Oy oy oy. Acayip bir oud tentürü var bunda. Ki hani o damatılmamış, saf, kapkaranlık, suyu sıkılmış bir oud diyebilirim ben bunun için. Sanırım senin nasıl yapabiliyor musun böyle? Sağa sola çarpıyorsun kafanı. Bu ne biliyor musun? Bak oud zaten şey gibi kokar. Bir hafta botun içinde kalmış, terden ıslanmış ayak kokusu. Hı hı. Aynen. Hani tamam mı? Onu çıkar böyle çorap böyle yapışmış böyle falan. Bak ne kadar ya. Yok. Yani o tarzda bir koku almadım ama gerçekten zor. Çok zor. Dağıtan yani kafanızı böyle sağa sola dağıtılabilecek bu tarzda bir parfüm. Aa, gerçekten bir daha koklayamayacağım. Zor. Çok zor. Olmayacak mı? Extravagant. Ya extravagant kısmını bence fazlasıyla karşılıyor. Ama işte hani oud dediğin zaman oud budur. Bu gerçek bir ouddur. Bak bu çok soğuk havalarda belki çok daha böyle kaldırılabilecek tarzda bir parfüm. Ama çok zor yani. Açık alanda. Zor. Çok yani, zor bir nota yani. Acayip zor. Aykırı parfümleri için almışsın, koymuşsun yani. Ama, yani bunu kimse zaten tamam. Kolay kolay sevemez. Zaten ben de zaten herkesin sevmeyeceği parfümler evet, olduğu için aldım. Evet ben. Evet. 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 Kokacağım biraz daha. Hayır. Tamam peki. Ya bu evde bu nasıl kokacak? Bu ya. Kokular nasıl gidecek ben onu bilmiyorum. Havalandır aç mis gibi. Havalandırma ya da bırak ya, ortalığa dağılsın böyle kokular. Siz de oud parfümün ne olduğunu görmek, yakından test etmek istiyorsanız oud parfümü nasıl kokar? Ben oud notası nasıl kokar? Evet, oud notası nasıl kokar? Ben de bunu bir deneyimleyeyim istiyorsanız oud extravagant deneme listenize kaydedin. Aykırı parfümlerden devam ediyoruz ve bir diğer aykırı parfüm Amouage'ın 15'i. Opus 15, King Blue. Evet. Ben bunu Blue bunun neresinde? Geldiğinde denemiştim. Aynen aynen. Blue bunun neresinde? Yani insanlar buna King Blue deyip akvatik bir şey falan zannedebilir yani. Bak şimdi ben sana şöyle yapacağım. Oo kendime sıktım. İnanmıyorum. Sen yanına da yatırmasın şimdi beni. Al bakalım. Zor diye hatırlıyorum. Elime geldi. Of. Ya... Ne oldu biliyor musun? Bak ben bunu ofiste denemiştim. Hı. Çok zor gelmişti. Çok kötü gelmişti o an kokusu. Şu an diğerlerinin yanında güzel geldi biliyor musun? Doğrudur. Ama bu ne biliyor kötünün musun? Kötünün iyisi gibi oldu bu ama. Bak şimdi.
Şöyle söyleyeceğim. İstanbul'da olan arkadaşlar, özellikle adalara giden arkadaşlar iyi bilir. Adalarda fayton turuna çıktığınız zaman o faytonlardan, atlardan yere düşmesin diye gübreler arkasında bir poşet olur. O poşetin kokusu bu. En başı. Daha sonradan farklı oluyor. Yok, da. Yok, bence geçti onun kokusu. Vallahi ya bak ben... Geçti onun kokusu. Bizim, ben ufakken 80'lerin sonu 90'ların başı böyle daha çocuğum. Bizim mahalleye sütçü beygiri gelirdi. Bak sütçü beygirin kokusu bu. Vallahi. Yani farklı. Ama diğerlerine göre dediğim gibi o kadar zor olan bir parfüm değil. Daha zor değil. Hayır gerçekten yani bu, şunların arasında hani bu bütün parfümler arasında kullanacağın tek parfüm bu olur herhalde. Hani böyle yani. Sıkıp kullanayım falan. Ama dediğim gibi ilk başı çok zor. Evet. Hani baya baya bir gübre kokusu alıyorsun. Çok sağlam bir şekilde ama ondan sonra zaten baya bir farklılaşıyor. Bu tarz böyle zor parfümleri var. Figment gibi. Figment o zaten. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kedi kumu kokusu. Yani Figment'e hiç dayanamıyorum. Bak buna dayandım. Figment benim için sınır yani. Figment ortalıkta yok bu sorular. Ben görmüyorum. Yani. Kaldırdım mı ne yaptı bilmiyorum ama. İnşallah diyor ya. Benim için o parfüm yani farklıydı. Yok. Ama sen onun orta ortalığından sonrasını bilmiyorsun yani. Gerçekten. Yani tamamen şeydi o böyle toprak kokusu böyle. İşte tam o orası beni mahvediyor. Bence sonlandıralım bu videoyu. Tamam peki. Ama hoş deyince geliyorlar bana. Yani diğer parfümler arasında bence daha kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Bu aykırı parfümün açık alanda daha kullanılabilir, daha... Test edilebilir. Evet. Bence Figment'ten çok daha iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama ismin neden King Blue olduğu tartışılır. Siz de aykırı parfüm deneme listesi yapıyorsanız bunu bence ilk sıraya koyabilirsiniz. Daha kullanılabilir. Aykırı parfüm listemize devam ediyoruz. Bakalım bir diğer parfümümüz ise Serge Lutens'in Le Participes. Hiç deneyimlemedim bu parfümü. Biliyorum deneyimlemeyi. Ama sen bu parfümün kokusunu bir yerden hatırlayacaksın. İyi nereden için hatırlayacaksın? Şu yine Serge Lutens'in Altın Yaldızlı serisi vardı ya ufak 50 mililitre. Onun içinde bir tane parfüm vardı. Şimdi parfümün ismi aklıma gelmedi de parfümün isminin anlamı çiçek cildi anlamına geliyordu. Şimdi sıkınca sen çok iyi anlayacaksın. Hatta sen ben geldiğim zaman şeyi falan çıkarttırmıştın bana. Üstümü falan çıkarttırmıştın. Ay hatırladım. Hatırladın mı? Hatırladım. Balkona koymuştuk. Ay. Arkadaşlar benim öyle anılarım da var tabii. Böyle. Yani. Aa işte bu. Al çemen. Sırfisim mi? Bozulmuş bir şey gibi kokuyor. Yani böyle değişik, evet çemen gibi kokuyor. Bir baharatlar geliyor. Hı hı. Çok aşırı yoğun baharatlar var. Böyle suyu sıkılmış baharat parfümü diyebilirim bence, ben buna. Ya bence sana bir şey söyleyeyim mi? Çemensi, reşinemsi. Ya böyle. Benim burnum köreldi artık. Bunları duymuyorum. Bu kadar kötü olduğunu hissetmiyorum. Bu da olabilir. Ya da o kadar kötü gelmiyor. İnanır mısın? Anne, zor. Ne kokuyor? Babacım videodayız da yani tamam kötü parfümler çekiyoruz burada. Çocuk bile isyanlarda. Fark edildi iyiymiş. Görüşürüz kendine iyi bak. Çocuk bile isyanlarda bütün ev kötü kokuyor sayende. Ay evet tamam. Karanlıktan geldi oradan görmedim de. Artık burnum yok öyle hissediyorum. Bak bu parfüm gerçekten hani bir çiçek cellatı olur mu? Olur. Yani o çünkü diğeri de çok taban tabana benziyorlar. Bence onun biraz daha hafifletilmiş, nefretilmiş hali diyebilirim. Ama yine o zor DNA'yı çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsun. Yanmış bir şeyler kokuyor bu parfüm ya. Hani böyle çıra gibi. Ya çıranın yanı da değil. Yani çıranın üstüne çemen atmışsın. Sonra o çırayla yani beraber yakmışsın. Dumansızlığı da var. Ama zor bir tarafı da var. Animalik değil. Bak kesinlikle animalik de uzaktan yakından bir alakası. Sıcak, böyle baharatlı ama aynen. Yanmış baharatlar gibi böyle daha aynen. Çok. Farklı böyle bir şeyler var. Acılı bir şeyler var ya belki. Ben mesela bu parfümün hastasıyım. Bak bu parfümün hastasıyım ya. Bayılıyorum ya. Anladın mı? Benden, sen sevmiyorsun. Benden 100 kilometre hani çıkarttırmıştın ama ben ne kadar arkadaşım varsa benim tarzımda ayıp seni yönelir ve sizi bayılmıştı ben bu parfümle. Ben şuna saygı duyuyorum. Yani gerçekten bazı parfümler sanat için yapılmış ve bunları koklamayı seven insanlar da var. Müşterilerim de var. Bunlara tabii ki saygı duyuyorum. Fakat bunlar daha çok kişinin yani, kendiyle baş başa kaldığı zamanlarda, aynen. Tek başına vakit geçirmek istediği zamanlarda, üstüne taşıması gereken, açık alanda koklaması gereken, evindeyse bile tek başınayken sıkması gereken parfümlerden oluyor. Bekar parfümü bunlar, bekar. Yani bunu sıkıp herhangi birinin yanına gidemezsin. Yok canım ya böyle bir şey yok. Şey hani aşk parfümü işte bilmem ne seksi falan falan yok abi böyle bir şey. Baya aykırı, baya farklı. Ben yani seviyorum ama. Evet siz de Alto gibi bu tarz parfümleri seviyorsanız. Yani bak şimdi kaç kişi sevecek görürsünüz. Beğeni alayım. Bu parfüm için beğeni istiyorum. Bakın özellikle de yorumlara da yazın. Ben bu parfümü beğeniyorum diye.
Beni haklı çıkarttın, hadi lütfen. Le Participat parfümünü deneyebilirsiniz. Dediği gibi sıcak, farklı, baharatlı tarzda, animeliklik olmayan fakat aykırı tarzı buram buram hissedeceğiniz parfümlerden bir tanesi. Aykırı parfümlerimizle devam ediyoruz. Canım kocamın seçmiş olduğu bir diğer aykırı parfüm, Bogu Mai. Evet. Bunun da namını biliyorum. Namını biliyor musun? Az çok biliyorum. Peki. O zaman. Sıkmasam olur mu? Hayır, hayır. Gerçekten. Lütfen, lütfen. Ben yani ben sıkmaya şimdi. Nasıl anlasınlar? Sen şimdi sadece diyorsun ki ben biliyorum diyorsun. Kokladın mı? Kokladın mı? Hayır. Kokladım. Kokla bakalım. Aa işte bu. Bak. İlk başında mesela damla sakız şey geldi bana nedense. Çok fazla aroması geldi. Deli gibi. Fark ediyor musun? Ya ben benim burnum gelişti bence. Gelişti, gelişti. Bu videoda gelişti. Evet. İşte bu. Bak o kadar kötü gelmedi inanır peki, mısın? Peki bu, bak bu parfüm neyle bağdaştırabilirsin biliyor musun? Tyrex'i tanıttık ya. Tyrex'in parfümörüyle bu parfümün parfümörü, hatta bu markanın sahibi aynı. Aa, evet. Onu bilmiyordum. Antonio Gardoni. Onu bilmiyordum. Bu tarzın zaten öncüsü. Şey, tarz olarak yakınlar yani. Evet, yani hani onu yapan bunu da yapar. Markanın, onu seven bunu da sever. Evet evet. Ya zaten markanın en çok satan parfümünün evet, Mai olduğunu biliyorum. Zor parfüm. Evet. Ama o kadar da zor değil. Bence gerçekten ya diyorum ya burnum gelişti. O kadar kötülerini kokladım ki. Hyrex neydi ya? Bak o zirve. O zirve. Ben sana zaten söylemiştim en başından. Gerçekten o zirve. Bak bir kere daha koklayabiliyorum yani. Bu çok güzel ya. Yani bu aykırı ama şey kullanılabilir bir aykırılık. Yani bak, açık alanda. Yine söylüyorum açık alanda. Ama bak bunda mesela işte o tütsüler, reçinemsiler falan, o damla sakızı aroması falan bana çok net geliyor. Damla sakızı çok net vuruyor bu evet. arada. Yani bilmiyorum işte damla sakızı var mı yok mu onu hiç bakmadım ama ben şu anda ezbere konuşuyorum. Ya ezbere değil pardon spontane konuşuyorum. Ya ben damla sakızını çok net alıyorum. Bakmam lazım bu videodan sonra bakacağım. Damla sakızı var mı yok mu diye. Siz de aykırı parfümleri seviyorsunuz. Aykırı parfüm listesi yapıyorsanız denemelisinize mayı koyabilirsiniz. Diğer parfümle göre daha kullanılabilir, daha beğeni bir tık daha yüksek diyebilirim. Açık alanı kaldıracak parfümlerden bir tanesi. Yok yok. Doğru söylüyorum. İnanın. İnanın. Şaka diyorum. Yani şu ana kadar anlattıklarımız içerisinde kullanılabilirlik ve kalite hissiyatı bakımından en yüksek olanlardan bir tanesi. Evet. Evet. Yine aykırı bir parfüm ama kullanılabilir bir evet, parfüm. Evet. Kullanılabilir ve denilebilir, test edilebilir tarzı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. En azından çok da sanat içindir diye yapılmamış bir parfüm. Aykırı parfümlerimizden bir diğeri. Aman Allah'ım. Evet. Söyle söyle. Aa. Kaldır şöyle. Gucci Guilty Absolute Parfum. Herhalde. Yani bak bunu sıkmayalım. Gerçekten sıkmayalım. Niye? Bunu sıkarsam ben bütün gece baş ağrısıyla ağlayacağım. Yok baş ağrısı falan olmaz ya. Yani benim bu zamana kadar gördüğüm designer bir erkek parfüm olup bu kadar zor olan. Bu kadar kaliteli olan. Bak kaliteli. Yok yok. Kalitesiz tartışılır ama zor ya. Çok Alberto zor. Morillas parfüm ya. Maşallah yapmış. Adam ama öyle bir parfüm yaptı ki şöyle söyleyeyim ben sana birkaç tane daha niş marka parfüm aynı şekilde kopyaladı biliyor musun? Harika. Mesela Kilian Dark Lord'u var birebir aynı. Şimdi Kilian'la bu aynı. Dark Lord ama da aynı şekilde hayret baktım şey zaten. Vardı. Bunların arasında baktım bir Dark Lord Dark görür müyüm diye. Çünkü ya bu varken Dark Lord'un atası varken ben Dark Lord'u almam çünkü bu öncü. Sıkacak mısın? Evet. Küçücük, küçücük. Yeter, yeter. Tamam. Ya gelmedi o yüzden. Koklayamayacağım, gerçekten koklayamayacağım. Ama ya bak yine o... Lütfen koklamayın ya. Mazotlu deri. Ya mazotlu deri kokuyor, benzinli deri. Anladın mı? Her an böyle dünyayı ateşe atabilirsin, yakabilirsin. Bir çakmağa bakıyor her şey. Bu videodan sonra da ben de seni. Ya bu videoyu böyle çekmek zorunda mıydık ya? Ama ya bak şimdi ben bunu çekmezsem olmaz. Bu benim hayalimdi. Ben hayalimi gerçekleştiriyorum. Sen çiçekli böcekli bir şey çekiyorsun. Adamın karısıyla ne tarz hayalleri var görün. Evet. A few moments later. Evet. Konuşamıyorum. Niye konuşamıyorsun ya? Gucci'nin tapsiyonu bu yani. Gucci'nin yani Gucci. Evet gerçekten. Ya bir designer marka için çok aykırı bir parfüm değil mi sence? Buna katılıyorum. Bir designer parfüm için fazla iyi. Çok yani fazla yani bu iyi. Bu anlamda fazla iyi çünkü bunu beklemiyorsun. Böyle bir yani, parfüm çalışması beklemiyorsun yani herhangi bir parfümden. Ama zor mu zor? Genel bir uygun mu? Hayır değil. Aykırı mı? Evet aykırı. Açık alan parfümü? Evet açık alan parfümü. Performanslı? Evet ultra muazzam performanslı. Yani bu parfüm üzerinizden, kıyafetinizden falan kolay kolay çıkacak parfümlerden biri değil. Hı hı.
Mesela Cross tarzına benzetiyor muyum ben? Hayır. Cross tarzına hayır. Benzetemiyorum ama hani o sınıf olarak mesela aynı sınıfa koyabilirim. Mesela Cross da zamanın en iyi erkek parfümlerinden bir tanesi bence. Hani o sivet kullanımıyla bilmem neyle falan. Hı-hı. Gerçi sonradan sulandırdılar. Hiç ettiler parfümü ama. Hı-hı. Mesela Gucci Gucci Absolu gerçekten hani böyle deri ceket. Evet. Böyle tamam mı? Böyle pis bir sakal. Evet. Pis bir giyim. Anladın mı? Böyle hippie tarzında giyime uygun biraz bir parfüm. Öyle. Yani evet. Gerçekten farklı bir akımı temsil ediyor bence. Yani deri bu da bence gibi. Bir moda. Anlatabiliyor muyum? Yani, tabii yani böyle bir tarz var. Bu tarzı yakışacak parfümler de üretiliyor. Evet üretiliyor. İşte ben hani, çok seviyorum diğerleri ya. Diğerleri mesela niş olmasına rağmen bu tarz designer parfüm yoktu. Yani aykırı olup designer yorumladığımız bir parfüm olmadı. Ama dediğim gibi hani farklı ve hani kaliteli olmuş. Evet olmuş ama yine söylüyorum genel beğenmeye uygun değil zaten bu tarz parfümler. Ama açık olan parfümü. Belki de altı bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok zor parfüm kokladım ki artık bu bile güzel gelmeye başladı yani. Baksana ama gerçekten çok güzel. Tamam, bak şimdi orta tolana geçti. Bak bir daha koklanan demek istediğim daha iyi anlayacaksın. Ne kadar kaliteli bir parfüm olduğunu çok daha iyi anlayacaksın aslında. Şu an daha iyi. Çok daha böyle iyi. Yani çok tamam yine çok zor ama seviyesi çok yüksek ya. Ya gerçekten niş kalitesinde bir evet. Designer parfüm. Çünkü bu şekildeki parfümleri designer markalardan bekleyemezsin. Evet, çünkü evet. Doğru, onların doğru. Doğasına aykırı. Onlar hı-hı. Satışa bakıyor. Yani doğru. Sen bu parfümü kolay kolay kimseye satamazsın. Bunu doğru. Bilen alması gerekir. Evet. Anlatabildim mi? Bu tarzı yani seven alması gerekir. Aykırı tarzı seviyorsanız ve niş parfümlerden ziyade hani designer parfüm denemek isterseniz bence Gucci Gucci Absolu Prom bu anlamda denenebilecek parfümlerden bir tanesi. Hani o kadar zor parfüm denedim ki artık bu bile güzel gelmiyor. En başta korktun ama bak şimdi evet, nasıl bak, gördün mü? Evet bak diyorum ya burnum gelişti bu videoda. Alıştırdım seni alıştırdım rahat ol sen. Bu da kötünün iyisi olabilecek evet. Parfümler. Ya dediğim gibi zor. Hepsi zor. Gerçekten zor. Açık alanda kullanması gereken parfümler. Tekrar söylüyorum. Sakın böyle evde falan denemeyin ha bu parfümleri. Ama yani gideri var. Arkadaşlar niş kalitesinde bir parfüm denemek istiyorsanız ve dediğim gibi biraz uçları zorlamak istiyorsanız Gucci Gucci Absolu mutlaka ama mutlaka deneme listenizi alın diyorum. Aykırı parfüm listesi yapmış. Canım aldı hocam. Ve bombayı sana koymuş. Kapıyı pencere açtıran parfüm. Benim en bir sevdiğim. Kutluşun nerede duysa ismini şak diye yapıştırdığı imza parfümü diyebileceğimiz nitelikte. Dört. Bunların hepsine çarpı koyuyoruz. Gerçekten kokusunu nerede duysam tanıyorum. Çünkü o kadar nefret ediyorum. Benim için en zor parfümlerden bir tanesi. Guerlain Queer Intense. Yani... Sıkacağım. Kağıda sıkacağım. Bak gerçekten. Dur. Bak. Ufacık. Tamam. Bak. Minnacık. Tamam. Azıcık. Azıcık abla. Bak. Bu kadar. Hop. Bitti. Ya şu videoyu sonlandırmak için. Gerçekten bu videoyu ama aslında... sen bu parfümü nasıl sevmezsin ya? Yani... Ya diğer bak şimdi bak bu da çok iyi gelecek sana söyleyeyim mi ben? İyi gelecek. Bak yani. Vallahi çok iyi gelecek bak. Ne oldu ya bu videoda bütün burnum değişti. Evet çünkü. Ben koklayamıyorum yaklaşamıyorum. Bak kokladıkça zaten insan burnu gelişir anladın mı? Hani iyi kötü altı o zaman yok. Yok mu? Ya bunun içinde bir şey var ya bak kokladığım ilk anda yani beni çok rahatsız eden bir şey var. Yani o deri değil belki ama bu kullanımından kaynaklı olabilir. Yani içerisinde farklı bir notayla bütünleşmesinden olabilir. Artık var ya bu ya kokladığım ilk anda beynime birisi bir şeyle vuruyor. O kadar acayip beni rahatsız ediyor. Acayip kimyasal kokuyor bir de ya. Çok zor benim için ya. Bak performansı da illet iyi, gibi ya. Iyi. Böyle bir şey yok. Yani kazanya mazanya ya böyle. Ya mesela dekantlama yaparken ben dokunsun mutlaka... yerine gelsin. Böyle o sırada ben geleyim falan. Zaten yani ortama girdiğim anda böyle çok net bir şekilde kokusunu alıyorum. Çünkü kendimi o kadar belli ediyorum. Kızla da alıştırmışsın ofisteki. Hemen bu parfüm geldiği zaman kapı pencere falan açılıyor. Ve biz kapıdan pencereden dışarı çıkıyoruz yani. Dekantlama yapmak için. Çok iyi. İlginç bir şekilde. Yani. Arkadaşlar siz alın. Bak söz veriyorum ben kapı pencere açmaya razıyım. Dışarı çıkmaya gerekirse yukarıda terasta dekantlama yapmaya razıyım. Ama bu parfüm yani. Guerlain'in şu serisindeki. Evet serisi en çok... güzel. En güzel parfüm bence ya. Seri çok satılıyor. En çok satan. Yani bunu. Tamam sen sevmiyor olabilirsin ama. Saygı duyuyorum ama şaşırmıyor da değilim gerçekten. Yani zor bir parfüm, zor bir deri parfümü. Bilmiyorum ya yani. Performans da çok iyi yapıyor. Bekar erkekler alıyor.
Bilmiyorum artık. Vallahi zaten karısının yanında sıkacak erkek. Yani daha doğmamıştır yani. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum, çok zor. Yani bunu beğenecek kadın çok çok azdır. Bunu söyleyebilirim. Açık alanda işte böyle uzun saatler sonra bir ortama girecekseniz sıkabilirsiniz. O zaman kullanabilirsiniz ama böyle yeni sıkın sonra bir ortama girip falan. Yani ben bu parfüm ilk denediğim zamanı hatırlıyorum. Beymen dedik. Bizim Mete Hoca ondan sonra Mustafa vardı. Aysun'un falan vardı. Üç, dördümüz beraber. O gün Pekşin'in şeyi vardı. Lansmanı falan vardı. Oraya gitmiştik. Orada davetliydik. Oradan çıkışta da işte gittik bir şeyler yiyelim içelim falan diye. Oradan çıktık. Beymen mağazasına girdik. Bu parfüm de daha yeni gelmişti. İlk defa hepimiz orada koktuk ki hepimiz bittik parfüme. Yani o gün oradan çıktığımızda aklımızda kalan tek parfüm gelen Cool Intense'di. Evet bak. Garip bir şekilde. Akılda kalan kısmına katılıyorum. Hepimiz de çok beğendik ama. Ben deri parfümlerinden çok haz etmiyorum. Yani deri notası beni zorlayan bir nota. Siz bunu notayı seviyorsanız ve zaten hani markanın en çok satan parfümlerinden bir tanesi olması da zaten hani tesadüf olamaz. İlla ki deri parfümünü seven kişiler bunda istediğini buluyor ki bunu alıyor. Bu da. Ya deri parfümlerinin bence en iyi yorumlarından bir tanesi diyebilirim ben kendisi için. Sana göre, bana göre. Yani çünkü genelde mesela kendine has bir şeyi var, tarzı var. O tarzı da dediğin gibi şey yapabiliriz. Yani sen çok seviyorsun şu anda. Ben sana sevdireceğim bu parfümü. Sevdireceğim. Arkadaşlar her parfümü sevmek zorunda değilim. Siz de deri parfümlerinden hoşlanıyorsanız, arka tarzı seviyorsanız ve ortamda iz bırakmak istiyorsanız, evet bu parfümde iz bırakabilirsiniz. Bu çok net ama yine söylüyorum. Açık alanda kullanın. Her yerde kullanın. Geldik videomuzun sonuna. Umarım bu 10 tane parfümü beğenmişsinizdir seçtiğim. Mutlaka dediğim gibi benim tarzımda bu tarzı sevenlerin az çok anlayabileceği diller konuşmaya çalıştım. Ve yine bu tarzı sevenlerin de mutlaka denemesini tavsiye edeceğim parfümlerden oluşturdum listemi. Umarım siz beğenmişsinizdir. Çünkü ben bu parfümleri koklarken ve koklatırken çok keyif aldım. Çok mutluyum şu anda. Çünkü dediğim gibi benim hayallerimden bir tanesi de bu şekilde bir parfüm videosu çekmek. Çünkü burada her zaman böyle mükemmel parfümleri, işte peşimizden koşturan parfümleri konuşmayacağız. Bu şekilde parfümleri de konuşacağız. Çünkü bunlar da bizim hayatımızın içerisinde ve sanatın içerisinde olan parfümlerdi. Ve bunları da seven çokça insan var. Çok fazla var. Benim etrafım tamamen bu parfümleri sevenlerden ziyade. Diyeyim ben sana. Siz de bu tarzda videolardan hoşlandıysanız, bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu videoyu mutlaka beğenmenizi lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar bu benim kişisel şahsi mesela kariyerim mi bu video benim? Görüşürüz. Kariyerimin zirvesi olmasını istiyorum lütfen. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.